Almanya Yaşam Rehberi Basistas'tan ben Gizem. Hepinize merhaba. Şu an Stuttgart'ta güneşli bir gün ve biz de Mercedes-Benz Müzesi'nin önündeyiz. Birazdan Mercedes Müzesi'ne geçeceğiz. Fakat Stuttgart'a gelmemizin çok güzel birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi de buranın biraz kuzeyinde Ludwigsburg bölgesinde her yıl bu dönemde dünyanın en büyük kabak festivali kuruluyor. Biz de bu yıl bu kabak festivalini ziyaret edeceğiz. Tabii ki kameramız da bizimle olacak ve videomuz da burada olacak. Eğer bizimle gelip kabak festivali gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Ama şimdi gelin Mercedes Müzesi'ni gezelim. Stuttgart, 130 yılı aşan otomotiv tarihinin başladığı yer. Ve bugün Stuttgart'a kadar gelmişken tarihte bir yolculuk yapmaya karar veriyoruz ve Mercedes-Benz Müzesi'nin 9. katına çıkıp 1886 yılına gidiyoruz. 16.500 metrekarelik bir alanda, aralarında dünyanın en eski araçlarının, en hızlı yarış arabalarının ve en fütürist arabaların da bulunduğu 160'ın üzerinde araç ve 1500'ün üzerinde sergilenen eser var bu müzede. Hayran kalmamak, etkilenmemek gerçekten çok zor. Bir diğer etkileyici unsur da müzenin mimarisi. Bu mimari bize müzeyi iki farklı turda tamamlatıyor. Turlardan ilkinde 7 efsane odası mevcut. Ya da Almanca ismiyle Mythos Räume. Bu turda Mercedes'in tarihi bize kronolojik olarak sunuluyor. İkinci turda ise 5 adet koleksiyon odasını görebiliyoruz. Beyaz bir at heykelini geçerek ulaştığımız efsane bir isimli odada ilk otomobillerin arkasındaki isimleri yani Gottlieb Daimler, Carl Benz ve Wilhelm Maybach ve onların buluşlarını biraz görüyoruz. Şu anda dünyanın ilk arabalarını görüyoruz. Bu arkamda gördüğümüz 3 tekerlekli araba Mercedes-Benz tarafından üretilmiş 1886 yılında ve bu arabanın çalışması için şu anda arka taraf dönük ama arkasında bir silindir var. Onu çevirince araba o şekilde çalışıyor. Ve yine aynı yılda bu sefer de Daimler tarafından üretilmiş 4 tekerlekli bu arabayı görüyoruz. Zaten bir süre sonra da bu iki markanın birleştiğini de göreceğiz müzemizi gezerken. Bu arada az önce çok keyifli bir şey oldu. Kurulumu yaparken bir Stuttgart'a Erasmus öğrencisi olarak gelmiş Tuana ile tanıştık. Tuana, bu videoyu izliyorsan sana da buradan selam vermek istedik. Efsane 2 isimli odada Mercedes markasının doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bu arkamda gördüğünüz araba dünyanın ilk modern otomobili. Çok küçük ve güçlü bir motora sahip ve bu dizayn araba endüstrisinde biraz öncü bir dizayn. Çünkü bundan sonra da arabaları yaparken biraz bu baz alınarak tasarlanmış diğer otomobiller. Günümüzde var olan en eski Mercedes de şu anda burada. Evet, 1902 yılında yapılmış bu Mercedes, 40 beygir gücünde ve maksimum 80 km/s hızla çıkabiliyormuş. Bence çok şık ve çok tatlı gözüküyor. Evet, burada da ilk S-Class Mercedes'i görüyoruz. Ben rengine hayran kaldım. Efsane 3 bizi dizel teknolojisinin ve süper şarjlı araçların doğduğu zamana götürüyor. 1920'li, 1930'lu yılların Mercedes'lerini göreceğiz. Hepsi klasik, hepsinin. Ben özellikle renklerine bayıldım. 1938 yılında üretilmiş olan bu limuzin dönemin tipik bir taksisiymiş. Aslında böyle olmasının sebebi az yakıyor olması. Çünkü bu araç aynı zamanda ilk büyük ölçekli dizel motora sahip olan araç. Yani en az yakan araç oymuş. O yüzden de taksiler bu aracı tercih ediyormuş. Zenginin ve güzelin arabası demişler buna.
Zaten kırmızı renk olunca her şey bir ayrı oluyor. 1936 model bir araç bu. 160 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor ve 160 beygir gücünde. 98 bin euro tahmini fiyatı. O dönemin fiyatının günümüze hesaplayınca 98 bin eurodan başlıyormuş bu arabanın fiyatı. Eğer kırmızı arabayı tercih edebilecek kadar zengin değilseniz biraz daha mütevazı olan bu modeli de tercih edebilirsiniz. Bu model 1928 yapımı bir Mercedes-Benz. 192 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor. Biraz daha spor bir model. Efsane 4 bize savaş sonrası mucizeyi, yeniden yapılanmayı ve çeşitliliği gösteriyor. Bu odada Mercedes, yani araba, artık yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkıyor. Savaş sonrası çok parlak bir dönem yaşayan Alman ekonomisinin tabiri caizse kaymağını yiyen herkes bunu Mercedes ile göstermek istiyordu. Kalite, konfor, uzun ömürlülük, dinamizm ve zarafet. Bunlar zaten Mercedes markasının bilinen özellikleri. Efsane 4 odasında artık Mercedes'in bu bilinen özelliklerinin de ötesine çıktığını ve hem stil hem tasarımda yepyeni bir döneme geçtiğini görüyoruz. Efsane 5 isimli odada güvenliğin ve çevre duyarının da öneminin arttığına şahit oluyoruz. ABS fren sistemi ve hava yastığı teknolojileri de yine bu dönemde Mercedes'in öncülüğünde ortaya çıkıyor. Bu müzeyi dolaşmayı keyifli yapan unsurlardan bir tanesi de burada gördüğümüz gibi o yıllarda dünyada nelerin olup bittiğini bize anlatıyor. Yani burada belli başlı arabaları gösterirken o dönem dünyada neler oluyordu, insanların derdi neydi, hatta nasıl müzikler dinliyordu bunları görüyoruz ve bu olayı, müzeyi o dönemin şartlarına göre değerlendirmek, kafamızda canlandırmak için de bir olanak sağlıyor bize. Ya bu da bence gezmeyi çok daha keyifli kılıyor. Efsane 6 isimli oda sürdürülebilirliğin altını çiziyor ve emisyonsuz araba teknolojisiyle ilgili ciddi adımlar atıldığını gösteriyor. Efsane 7 isimli gümüş oklar ve rekorlar odasındaysa Mercedes'in yarış arabalarını görüyoruz. Mercedes hem performans hem de güvenilirliğin ispatı niteliğinde araba yarışlarının başladığı ilk tarih olan 1894'ten günümüze kadar yarışlara katılmış ve büyük başarılara imza atmış. Bu odada da Mercedes'in motor sporlarındaki başarısını da bir kez daha görüyoruz. Koleksiyon 1'de Gezginler Galerisi'ni görüyoruz. İngiltere'de hiç gitmedim ama görebileceğimiz iki katlı otobüslerin belki de ilk versiyonu burada harika gözüküyor. Evet, zaten üzerinde London Motor Omnibus Company yazıyor. Şimdi bu katın turunu kapatırken de İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filminden, belki o araba değildir ama ben çok benzettim. Mercedes'in yıldızının keyfi de başka oluyor canım. Çok tatlı bir klasik yani. Ben biraz daha klasikçiyim. 1972 yılında piyasaya sürülmüş. Bilmiyorum İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filmi kaç yılındaydı. Biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Aynı araba mı diye. SEL, evet. Bu araba 220 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyormuş. Evet, çok güzel bir araba. Bu arada Almanya'da tarihi arabaları sonunda, plakalarının sonunda H harfiyle de görebilirsiniz. Koleksiyon isimli odadayız. Burası Yükler Galerisi. Arkamda herhalde bu bölümün favorisi olan, favorim olan bir aracı anlatmak istiyorum.
spor arabalar, spor Mercedesler o zaman bu araçla taşınıyormuş. O zaman derken neyi kastediyorum? 1955 yıllarında. Evet, bu 6 silindirlik bir araç 170 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyormuş. Koleksiyon 3, Yardımcılar Galerisi. Kamusal alanda kullanılan Mercedesleri görüyoruz. Polis, itfaiye, ambulans ya da yol yapım araçları. Koleksiyon 4, İsimler Galerisi. Mercedes-Benz Müzesi turumuzu tamamladık. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Çok keyifliydi. Bir sonraki etkinliğimizde, bir sonraki turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.